Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size yine gösterişli bir roba anlatımı yapacağım. Örgülerinize şıklık katacak oldukça farklı bir çalışma. Ee, şöyle görebilirsiniz. Balık sırtını andıran yapımında yapacağız birlikte böyle biraz karışık gibi görünse de bir çoğumuzun yapabileceği güzel bir roba sadece roba anlatımı yapacağım arkadaşlar altına Siz dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz kanalımdan da herhangi bir modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz mutlaka beden sayısını veriyorum kol kesimi yaptıktan sonra kaçırmaya ihtiyacınız varsa kol altından artırarak altına her modeli çalışabilirsiniz yeleğimi bir buçuk iki yaş olarak başladım arkadaşlar 85 ilmek başlıyoruz önlerde 15 ilmek var 4 ilmek böyle beden araları var 8 ilmek kollar 23 ilmek alka toplamda 85 ilmek 85 ilmek başlayalım farklı başlama teknikleri kullanabilirsiniz ya kadar ben böyle sade bir başlangıç tercih ettim hazır gibi başlama çift kat başlama gibi başlamalarla da başladığınızda daha da şık olacaktır robanız rubamızı 85 ilmek başlayalım. 4 diş haroşamızı örelim. Arka sırasında hem iliğimizi açacağız hem de yaka düşürme işlemini de uygulayacağımız için 3. 4. sıramızın arka yüzünde devam edelim. Evet, ben robamı krem renkte başladım arkadaşlar. Bu ipimin e, rengini de vereyim isterseniz. 777 renk kodu. E, bazen e, ışıktan rengi tam çıkmayabiliyor ama böyle e, pembeyle yavru ağzı arası güzel bir renk, krem renginden de. Şimdi ikinci e, robamı başlayacağım. Ön yüzün bakın e, ee, haroşasını ilk sırasını ördüm dördüncü sıranın arka sırasını tamamlamadım İşaretleyicilerimi de böyle yerleştirdim 15 8 23 aralarda dörder ilmeğimiz var bu sırada iliğimizi açacağız arkada yaka düşürme işlemi de yapacağımız için arka sırayı tamamlamadan birlikte başlıyoruz robamızı örmeye 4 ilmek ördüm artırdım 2 ilmeği birlikte öldürüyorum ve iliğimizi minik bir ilik olarak açıyoruz bu şekilde bebek yeleklerine bu ilikler yeterli oluyor arkadaşlar sonraki ilik aralarımızda 15 ilmek olacak 15 sıra olacak şekilde açmayı unutmayalım bu başlamada bir yelek içinde bir buçuk yuma ihtiyacımız oluyor arkadaşlar iki yaş yeleğin altına bile bir yumaktan çıkıyor mu yorumları çok fazla geliyor bir yumaktan bir yelek yani ucucuna çıkıyor arkadaşlar ve yeni doğan bir yeleği çıkabilir ancak o yüzden bu kullandığımız ipler 250 metre bebe ipleri yeni doğan yani böyle bazen hani 1-2 metre ip yetmeyebiliyor ancak yeni doğan çıkabilir arka sırayı örüyoruz araşamızın dördüncü sırasının arkasına robayı da zaten 4-5 sıra yaptığımızda siz devamını getirebilirsiniz arkadaşlar ben altına zaten daha önce çalıştığımız bonbon modeli kuracağım Sizler dilediğiniz modeli sayılarını ayarlayarak kurabilirsiniz modal sayısı fazlaysa alt modal sayısı. Haroşaya geçtiğimde arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu e, artırma yerlerinden iki sıra gizli artırmaya ben devam ediyorum. Kol altına çok fazla ilmek kalmıyor o zaman. Çünkü kol altına maksimum 10 ilmek kadar artırabiliyoruz. Ondan sonrası çok geniş oluyor kol altı. Haroşada iki sıra gizli artırmaya devam ederseniz e, çok fazla gerekmiyor. Ben 3 numara şiş kullanıyorum. Sizler yine ipinizin ve elinizin sıkılığına göre, ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi i̇şte önde 15 ilmeğimiz vardı. Yaka düşürme yapacağım için sadece 2 ilmeği ördüm ve geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Artık işaretleyicimize gerek kalmayacak çünkü artırma yerleri belli. Artırıyorum. Bu ilmeği değil. Bakın öncelikle ikinci ilmeğimi örüyorum. Sonra diğer ilmeği ördürüyorum. İlk tekniği bu şekilde yapabilirsiniz. Diğerinde farklı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Burada da bu ilmek bunun üzerinden atlaması gerekiyor. Yani burma işlemi yapmamız gerekiyor. Önce arkadaki ilmeği öldürdüm. Sonra sıradaki ilmeği. Birlikte yapacağımız için birkaç tane e, hani yapamadım diye düşünmeyin. Devam ediyorum. Artırdım. 8 ilmek kol. Evet buranın mantığı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2 ilmekten burma işlemi yapıyoruz. Böyle burgu vardır hani saç örgüsü dediğimiz. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa bir şeklinde buruyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. ilmeğimizi çıkardık. Bakın. Sağa doğru burmuş oldum. Ama diğer teknikle bunu ördürmek daha kolay oluyor. Burada artırmayı unutmuyoruz. Artırdım ilmeklerimi burdum arkadaşlar burada buraya vurmuştuk burada da bu şu şekilde arkadan ördürmüyorum öncelikle şöyle şişime alıp burada bakın normal saç örgüsü yapar gibi sol tarafa vurdum siz hangi şekilde kolay olursa o şekilde yapın artırıyorum şimdi diğerine yine göstereceğim Biraz karışık gelebilir ama bunu küçük parçada deneyin arkadaşlar. Küçük parçada her iki şekilde de yapmayı deneyin. Elinize küçük böyle bir 10 ilmek kadar başlayın. Sonrasında yeleği çok rahat uygulayabilirsiniz. Böyle e, değiştirmek zor olabilir ama diğer ilk yaptığım şekilde çok kolay yapabilirsiniz. 23 ilmek de arkada. Ben işaretleyicim olduğu için saymadan örüyorum. Şimdi geldik yine 4 ilmeğe. Artırdım. Bunu buraya almamız gerekiyordu arkadaşlar. Çıkarmadan bu şekilde daha kolay bakın. Öncelikle bu ilmeğimi ördürüyorum. Sonra ilk ilmeği. Burada da bu ilmek buraya çaprazlanması gerekiyor o yüzden öncelikle bakın arkadaki ilmeğimi ördürüyorum. Sonra bunu ördürdüğümde yine aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bu teknik daha kolay. Hiç burmaların yönü değişmeyecek. Burası sağ, burası sol arkadaşlar. Artırdım. 8 ilmeğimi örüyorum kol için. İşlemden önce tekrar artırıyoruz. Bakın bunu buraya burmam gerekiyordu. Şöyle öncelikle esnetiyorum bakın. Bunu ördürüyorum. Sonra bunu ördürüyorum. Burada tam tersi. Buradaki ipi bu şekilde ilmeği burmamız gerekiyordu ama çıkardığınızda zorlanabilirsiniz. Öncelikle arkadan ilmeği ördürüyorum. Sonra önden. Çıkardım, artırıyorum burada da 2 ilmek ilave ediyorum yaka düşürme işlemi yapacağımız için geri dönüyoruz arka sıramız tamamen ters örgü olacak arkadaşlar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ters Örmeye devam edelim şurada dönüş yaptığımız yere kadar gelelim buradan yine 2 ilmek ilave edeceğiz ve devam edeceğiz Evet, devam ediyoruz. Arka sıramda şöyle iki ilmeğim kaldı. Dönüş yaptığımız ilmeğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Onu da ördürdüm. Buradan yine 2 ilmek daha örgümüze ilave ediyoruz. 7 ilmek kalana kadar bu dönme işlemini uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 Artırdığım ilmeğim de var. Bunu da düz olarak örüyorum. Tekrar artırıyorum. İşlemimiz aynı arkadaşlar. Kolay olan şekilde anlatmaya devam edeceğim. Şu ilk ikinci ilmeği bakın ilk ilmeğimiz duruyor. İkinci ilmeği esnettim. Ördürdüm. Sonra diğer ilmeği ördürüyoruz. ilmeklerimizi çıkarmadan bu şekilde vurmak daha kolay oluyor. Burada da bu ilmek buraya gelmesi gerekiyor. Öncelikle arkadan Bakın şöyle gösterebilirim. Bakın bu şekilde ördürüyoruz. Sonrasında diğer ilmeği de bu şekilde ördürüyoruz. Artırdım. Saymamıza gerek yok artık artırma yerleri belli oldu. Düz olarak hızlıca ilerliyorum. Artırdığımız ilmeğimiz de bedene dahil oluyor. Onu da ördüm, artırdım. Yine aynı şekilde şu ilmeği şöyle esnetirseniz daha rahat örersiniz. Ördüm. Sonrasında diğer ilmeği. İkinci burmamız sola doğru olacak. Önce soldaki ilmeği örüyoruz. Sonra diğer ilmeği artırdım oldukça kolay bir iki tane yaptıktan sonra hem mantığını anlıyoruz modelin hem de elimizde alışmış oluyor arkadaşlar ve geldik diğer bir artırma bölümüne. Bu artırdığımız ilmeğimizi öncelikle düz örüyoruz. Tekrar artırıyoruz. Yine önce esnettim ilmeğimi ördürdüm. Sonrasında ilk ilmeğimizi yani başta duran ilmeğimizi de ördürüyorum. Sağa doğru burma işlemi yapmış oluyoruz bu şekilde. Diğerinde önce arkadaki ilmeği sonra önden ördürüyorum artırıyorum düz örmeye devam ediyorum oldukça keyifli bir roba dediğim gibi altına da her modeli yani hangi modeli uygularsanız uygulayın eşlik edecektir yani bütünlük sağlayacaktır yine ördürdüm sonraki ikinci ilmeğimi Şimdi arkadan ördürüyorum. Sonra diğer ilmeği. İkisini de birlikte çıkarıyoruz. Artırdım. 2 Burada dönüş yaptığım ilmeği de yine aynı şekilde şöyle ördürüyorum. Sonrasında 2 ilmek de buradan örgüme ilave ediyorum. Geri döndük yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ama ipimi bu şekilde öne alıyorum yaka düşürme ilmekleri daha düzgün oluyor bu şekilde arka sıramızı yine dönüş yaptığımız noktaya kadar ters örelim ve devam edelim Evet arka sıramı yine tamamlamak üzereyim arkadaşlar şöyle birkaç ilmeğim kaldı döndüğüm ilmeğimi de ördüm Şöyle tekrar ördürüyorum. Buradan yine 2 ilmek ilave ediyoruz. 2 4 6 8 9 ilmeğimiz kaldı. Bir sonraki sırada yaka düşürme işlemimiz de tamamlanmış olacak. Yine döndük. Bakın ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Bu şekilde döndürdüğüm için baştaki ilmeğimi de farklı görebilirsiniz. Bakın şu şekilde oluyor. Dediğim gibi bu şekilde aldığımızda yaka düşürme işlemi belli olmuyor arkadaşlar şurada bazı delikler oluşur normalde onlar oluşmuyor bu şekilde aldığımızda ilk ilmeklerimizi yine artırdığım yere kadar ördüm bakın yavaş yavaş da burgumuz da ortaya çıkmaya başlıyor artırıyoruz aynı şekilde tekrar şöyle bir yakınlaştırıp göstereyim ilmeğimi esnetiyorum çünkü bu ilmeğimi örmediğim için bunu biraz örmek zor olabiliyor öncelikle ördürüyorum sonra Bakın normal öndeki ilmeğimi ördürüyorum. Buraya geldik. Burada da önce şu şekilde arkadaki ilmeğimi ördürüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi ördürüyorum. İkisini birlikte şişten çıkarıyorum. Artırdım. Diğer bir yere kadar devam ediyorum örmeye. yine aynı işlemi yapacağız. Öncesinde artırdım. İlmeğimi esnettim. Önce gerideki ilmeğimi ördüm. Sonra öndeki ilmeğimi ördürüyorum. Yine iki ilmeği de ördürdüğüm için ikisini birlikte çıkarıyorum şişimden. Bakın elinize alıştığında çok rahatlıkla örebiliyorsunuz. Burayı artırdım devam ediyorum arka bölümü düz örmeye Evet yine geldik. Artırdım. İlmeğimi esnettim. Ördürdüm. Bakın çok rahatlıkla ördürebiliyorsunuz. Eliniz alıştığında artık yavaş yavaş anlatmayacağım. Bir sonraki sırada da yaka düşürmemiz tamamlanıyor arkadaşlar. Robamızı da artık bu şekilde devam ettireceğiz. Hani her sırası anlatım gerektiren bir roba değil. Önemli olan tekniğine alışmak. Yine geldim, artırdım, bu şekilde esnettim, ördüm. Arkadan alıyorum ilk ilmeği, sonraki ilmeği de önden aldım. İkisini birlikte çıkardım, artırdım ve devam ediyorum. Buradan da 2 ilmek ilave ettik. 9 ilmek de bu şişimizde kaldı. Arkaya döndük. Arka sıramız yine diğer sıralarda olduğu gibi tamamen ters örgü arkadaşlar. Yine burada dönüş yaptığımız yere kadar ters örelim ve devam edelim. Evet, yine arka sıramı örmeye devam ettim arkadaşlar. son ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmek ilave ettim. 7 kenar patımız kaldı. Artık dönme işlemini bu tarafta tamamladık. Burada da yine son kez döneceğiz ve yaka düşürme işlemimizde tamamlanmış olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ipimi attım. Düz örerek ilerliyorum. Öndeki ilmekleri düz olarak ördüm bakın yaka düşürme işlemi de gerçekten oldukça düzgün bir şekilde tamamlandı artırıyorum ilmeğimi esnettim öncelikle ördürdüm o ilmeği sonra ilk ilmeğimizi ördürdük. bu tarafta hep işlemler aynı arkadaşlar bir sağa bir sola yapmıyoruz sağdaki aynı şekilde soldaki aynı şekilde ilerliyor sağa sola şekilde vurarak robamızı yapıyoruz. Hızlıca aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yakada da 4 kez dönüş yaptık arkadaşlar. Bunu ilmek sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Öndeki ilmek sayısına göre bazen sonda 3 ilmek kalıyor. Bunu 2 bir değil de üçünü birlikte alarak da yaka düşürme işlemini tamamlayabilirsiniz son sıram artık burayı yaparken videoyu yavaş modda izlemek mümkün arkadaşlar YouTube'a yüklediğimizde oradan yavaş modu seçerek daha yavaş izleyerek sizlerle kolaylıkla yapabilirsiniz Instagram'da da oldukça güzel gösterdi model kendini. Ben bunu örmeye devam edeceğim ama bitmişini, ilerlemiş halini de Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bu diğer rengi de hırka yapmayı düşünüyorum. Yine onun da bitmiş halini Instagram sayfamızda bulabilirsiniz ilerleyen günlerde. Artırdım. Ördüm. Yine arkadaki ilmeğimi de aynı şekilde. Bakın elimiz alışınca oldukça rahat bir şekilde örebiliyoruz. İlk başta biraz karışık gelebilir ama bu şekilde yaptığımda hani ilmekleri çıkarıp vurmak saç örgüsünü de biraz zorduran hani ilmeklerin kaçma ihtimali vardır. Ama bu şekilde yaptığımızda çok kolay yapabiliriz. Bunu bir sıra yapıp bir sıra yapmamayı da deneyeceğim arkadaşlar. O şekilde de yaparsam sizlerle de paylaşırım. Hani bir sıra modeli uygulayıp bir sıra uygulamadığımızda da yine farklı bir roba çalışması çıkacaktır ortaya. Evet, burada da son dönüşümü yaptım. 7 ilmek kaldı. Dönüyoruz. Arka sıramızı ters örüyoruz. Artık e, satır başına kadar öreceğiz arkadaşlar. Yani buraya kadar örüp ondan sonrasını normal devam edeceğiz. Evet, şöyle 4 sıra kadar sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. 20 sırada anlatsam aynı şeyi anlatacağım için artık videomu ben sonlandıracağım. Sizler yine anlamadığınız, zorlandığınız yerleri olursa öncelikle yavaş modda izlemeyi deneyin. Sonrasında Instagram'dan ulaşırsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. Evet güzel bir roba inşallah sizler de severek uygularsınız arkadaşlar. Yeni bir model yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.